Herkese merhabalar. Sanal Fakülte kanalına hoş geldiniz. Mezunu anlatıyor serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünü sizlere tanıtmak istiyorum. Umarım tercih döneminde olan bu bölümü yazmayı düşünen ya da merak eden veya başka bölümlerle ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü arasında kalan arkadaşlara yardımcı olabilirim. Haydi videomuza başlayalım. Öncelikle kendimi tanıtayım. Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden 2019 yılında mezun oldum. Aynı yıl yine Marmara Üniversitesi'nde matematik eğitimi alanında yüksek lisansa başladım. Şu anda da devam etmekteyim. Gelelim bölüm hakkında konuşmaya. İlköğretim Matematik Öğretmenliği ne oluyor? Matematik Öğretmenliği ne oluyor? İlköğretim Matematik Öğretmenliği ortaokul matematik öğretmeni yetiştirirken, matematik öğretmenliği ise lise matematik öğretmeni yetiştirir. Dolayısıyla görülen dersler de bu iki bölümde farklılık göstermektedir. Peki ilköğretim matematik öğretmenliği bölümünün puanı ve sıralaması nasıl? Bu duruma bir bakalım. Ben size ilk 6 üniversitenin sıralamalarını vereceğim. İlk üniversite Boğaziçi Üniversitesi 45.361 sıralama. İkinci olarak ODTÜ geliyor 47.987. Üçüncü Hacettepe 49.252. Daha sonra Gazi geliyor 53.870. Ve sonrasında Marmara geliyor 57.159 sıralamayla. Bölümü kazandım. Acaba hangi dersleri göreceğim derseniz de onlar da şu şekilde. İlk yıl bütün öğretmenliklerde ortak olan dersler var arkadaşlar. Mesela Atatürk İlke ve İnkılapları, İngilizce, Türk Dili ve bilişim dersleri, yani bilgisayar dersleri yer alıyor. Buna ek olarak her öğretmenlik alanına yönelik dersler, giriş dersleri oluyor. Mesela ilköğretim matematik öğretmenliğinde matematiğe giriş dersleri yer alıyor tabii ki. Dolayısıyla matematiğin eğitimi, matematik tarihi gibi dersler görülmektedir. Birinci ve ikinci sınıflarda bu şekilde matematiğe giriş, daha sonra matematikte derinleşme şeklinde ilerleyen dersler artık 3. sınıfta yine matematiğe devam ediyor ama artık matematiği eğitmeye de yöneliyor. Bu derslerde matematik öğretimi kapsamında ele alınıyor. Peki bu derslerde başka neler yapılıyor diye soracak olursanız da örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu ders kitapları inceleniyor. Müfredatta neler var, öğrencilere neler öğretilmeli, müfredat taranıyor, öğreniliyor. Bir de ne yapılıyor? Ders planı nedir? Ders planı nasıl hazırlanır? Bunlar öğreniliyor. Dördüncü sınıfta normal eğitimin yanında artık staj uygulaması da başlıyor. Yani gerçekten bir sınıf ortamını görüyoruz. Bu okul gözleme oluyor. Öğretmen-öğrenci ilişkisini gözlemlemiş oluyoruz. Bölümün zorluklarına gelecek olursak, eğer lise matematikte zorlanıyorsanız, temelinizde eksiklikleriniz varsa bölümün matematik derslerinde biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Bölümü matematikle uğraşmayı seven, lise hayatı boyunca, ortaokul hayatı boyunca matematik sevdiği bir ders olan arkadaşlarımız gözü kapalı yazabilir bence. Bunun yanında matematiği öğretmekten zevk aldığını fark eden arkadaşlar da yazabilir. Mesela ben lisede arkadaşlarıma yapamadıkları soruyu falan çözerken anlatabildiğimi fark etmiştim mesela. Anlatırken daha iyi anladığımı, anlatmaktan zevk aldığımı fark etmiştim. Eğer siz de böyle bir şey kendinizde fark ettiyseniz bu bölümü rahatlıkla yazabilirsiniz. Arkadaşlar benim Marmara'dan memnun olduğum taraflar da var, olmadığım taraflar da var. Önce memnun olduğum taraflardan başlayayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar öğretmenlik bölümünü okuduktan sonra önümüzde, yani eğer devleti seçersek önümüzde KPSS sınavı var. Marmara'da verilen eğitim, eğer biz dersleri düzenli takip edersek, düzenli bir şekilde çalışırsak, o zaman KPSS'deki başarımıza da yansıyor. Ayrıca akademik kadrodaki hocalarımız derslerde bizimle çok ilgili oluyor. Tabii ki sınıflar kalabalık olduğu için her öğrenciyle birebir iletişimde olmak zor oluyor hocalarımız açısından ama genel olarak bir hocaya gidip bir şey danışmak istersek rahatlıkla kapısını çalıp odasına girip danışabiliyoruz. Memnun olmadığım bölüme gelecek olursak da ben kongreler, etkinlikler,
faaliyetler, disiplinler arası etkinlikler açısından daha hareketli bir dönem geçirmek isterdim. Bilmiyorum diğer üniversitelerin matematik öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü nasıl ama benim aslında beklediğim ve istediğim buydu. Bu açıdan sadece memnun değilim diyebilirim. Son başlığımız atama iş durumuna gelelim. Arkadaşlar bu bölümden mezun olunca iki farklı seçenek sizin karşınızda oluyor. Özel kurumlarda çalışma ya da devlette çalışma. Özel kurumlara baktığımız zaman eğer siz iyi bir üniversiteden güzel bir ortalama ile mezun olmuşsanız rahatlıkla iş bulabiliyorsunuz. Devlete geldiğimiz zaman da KPSS'den iyi bir puan alırsanız rahatlıkla atanabiliyorsunuz. Yani İlköğretim matematik öğretmenliğinin atama oranları, atama kontenjanları çok yüksek. Hatta ben size son 3 yılın atama sayısını söyleyeyim. 2020 yılında Şubat'ta ve Haziran'da olmak üzere toplam 3.400 kişi atanmış. 2019 yılında yine iki farklı dönemde olmak üzere toplam 2.849 kişi. 2018'de de 2.854 kişi atanmış arkadaşlar. Yani atanabilir miyim, atanamaz mıyım gibi kaygılarınız olmasın. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer bölümle ilgili kafanıza takılan bir soru olursa lütfen aşağıda yorumlarda bize sormayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.